TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 22 Ocak Çarşamba. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Olay Bitlis'te geçiyor. Konu bir miras davası. Bir baba ve oğul yeğenleriyle arasında paylaşamadığı mal mülk nedeniyle kavgalı. Baba sorunun çözümü için kendisinin de içinde bulunduğu bir tarikatın şeyhine başvuruyor. Bu şeyhin kendisini baş müderrisi ilan ettiği bir medresesi bulunuyor. Olayı çözmek için orada hemen bir şeriat mahkemesi kuruyor. Aranızda medreseler cumhuriyetle birlikte kaldırılmamış mıydı diye soranlar olabilir. Evet, haklısınız. Öyleydi. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 3 Mart 1924 tarihinde laik eğitim sistemini temel alan Tevhid-i Tedrisat Kanunu, yani Öğretim Birliği Yasası çıkarılmış, bu kanunla medreseler kapatılmıştı. Medreseleri kapatan bu kanun, anayasanın 174. maddesiyle inkılap kanunları kapsamında korumaya alındı. Alındı alınmasına ama sonra memlekette patronların ve onları temsil eden partilerin halkın sadece emeğini değil inançlarını da sömürmek üzerine kurdukları düzen cumhuriyetin kazanımlarını adım adım ortadan kaldırdı. İmam hatipleri biz açtık diye övünen CHP lideri dahil tüm düzen partileri bu suça ortak oldu. Demirel, Türkeş, Erbakan, Özal hepsinin adı bir cemaatle boşuna anılmadı. Erdoğan ve partisi ise içlerinde en cüretkârı oldu. Yurdun dört bir yanında imam hatipler açan ve eğitim müfredatını her yıl daha da gerici bir şekilde dizayn eden AKP, 1924 yılında kapatılan medreseleri de yeniden canlandırdı. Bugün neredeyse her mahalleye açılan Kur'an kursları birer medrese olarak faaliyet gösteriyor. Bitlis'teki olaya dönecek olursak. Nakşibendi tarikatı şeyhi, kendisine başvuran aynı tarikat üyesinin yeğenleriyle yaşadığı miras sorununu çözmek için medresede bir şeriat mahkemesi topluyor. Bu şeriat mahkemesinde sorunu inceleyen şeyh, başvuruyu yapan adamın miras hakkı için karşı tarafa 150 bin lira ödemesi gerektiğine hükmediyor. Parayı da kendisine getirmesini istiyor. Mürit bu kararı haksız buluyor. Bir de şeyhin parayı kendisine getirmesini istemesinden de iyiden iyiye şüpheleniyor. Karara itiraz etmek için yeniden medreseye gidiyor. Nakşi Şeyhi ile tartışıyor, sonra silahını çekip onu başından vurarak öldürüyor. Basın kuruluşları öldürülen tarikat şeyhini Bitlis Güroymak Medresesi baş müderrisi Abdülkerim Çevik olarak verdi. Olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok üzüntülü olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Norşin ulemasından Abdülkerim Çevik Hoca'nın menfur bir saldırı sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim diyerek üzüntü de Soylu'dan geri kalmadı. Memleketi getirdikleri noktaya bakın. Yıl 2020. Bitlis'te adamın biri şeriat mahkemesi kuruyor. Bir başka adam o mahkemede adalet arıyor. Adalet dedikleri ticaret akla yatmayınca çekip biri diğerini vuruyor. Üstelik hepsi bundan neredeyse 100 yıl önce kapatılmış medrese denilen yerde meydana geliyor. Her şeyi bir kenara bırakalım. Dinin devlet işlerine sokulması, laikliğin elden gitmesi, hepsini bir kenara koyalım ve daha basit düşünelim. Modern dünyada adamın biri çıkıyor, ben şeyhim diyor. Başkaları onun şeyhliğini kabul ediyor ve sadece ilahi işleri değil, dünyevi işlerinde ona danışarak çözmeye kalkıyor. Miras, evlilik, çalışma, cinsellik, aklınıza ne gelirse ondan alacağı fetva ile yaşamaya kalkıyor. Yıl 2020. Okul yerine medrese, öğretmen yerine müderris, adliye yerine şeriat mahkemesi, hakim yerine ulema. İşte biz buna ilkellik diyoruz. Yani gelişmeden nasibini almamış saf gericilik. İnsanlık uzayı keşfediyor, uçaklar uçuruyor, trenler yapıyor. Akıllı telefonlarla konuşuyor. Yapay zekayı geliştiriyor. Üretimde robotları kullanmaya başlıyor. Ama tüm toplumsal ilişkileri belirleyecek kuralları ben şeyhim diyen adamın birinin dediğiyle belirlemeye çalışıyor. Bu ilişkinin belki de en önemli kurumu olan yargıyı hacıya hocaya teslim ediyor. Bu ilkellik değil de nedir? Ama bu aynı zamanda suçtur da. Bu suçu ortadan kaldıracağız. Başkaları gibi hiç gizlemiyoruz. Komünistlerin iktidarında medreseler kapatılacak.
Kendini savcı, hakim, avukat yerine koyan şarlatanlar yargılanacak. Şeriat mahkemeleriyle vatandaşın alacağına vereceğine, tarikat kurallarıyla insanların ne giyeceğine, nasıl oturacağına, kaç çocuk yapacağına, yani insanların nasıl yaşayacağına karar vermeye çalışanlar en ağır cezaları alacak. Komünistler sadece emeğin değil, inançların da sömürülmesine izin vermeyecek. Latin Amerika'da çok bilinen bir protest şarkıyı dinleyeceğiz bugün. Solo le pido adios. Arjantinli söz yazarı ve müzisyen Leon Gieco tarafından bestelenen şarkı, Gieco'nun 1978 tarihinde çıkardığı albümün ilk şarkısıydı. Bugünse şarkıyı önemli bir müzisyen Mercedes Sosa söyleyecek. Tek dileğim Tanrı'dan, kayıtsız kalmayayım acıya. Kupkuru ölüm bulmasın beni. Bomboş ve yalnız, yeteri kadar yapmadan. Tek dileğim Tanrı'dan, kayıtsız kalmayayım adaletsizliğe. Ki vurmasın şamarını öteki yanağıma. Bu şans beni pençesine almışken. Tek dileğim Tanrı'dan, kayıtsız kalmayayım savaşa. Bu savaş ki dev bir canavar, ezip geçiyor insanlığın masumiyetini. Tek dileğim Tanrı'dan, kayıtsız kalmayayım ihanete. Ki bir hain yaparsa daha fazlasını, unutulmasın bu ihanet kolayca. Tek dileğim Tanrı'dan, kayıtsız kalmayayım geleceği, farklı bir kültüre yaşamaya zorlanan, yerinden yurdundan edilene. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias.
esa muerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. TKP'den haberler. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sol portaldaki köşesinde "Komünizm nedir?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Başlıktaki soruya "İnsanın insanı sömürmemesidir komünizm. İnsanlar arası eşitliktir. İnsanın özgürce gelişmesidir. Komünizm insanlığın bugünkü ahmaklık ve barbarlıktan kurtuluş yoludur." diyerek cevap veren Okuyan, komünizmin dünyanın en zengin 2153 kişisi ve ardıllarından iktidar alındıktan sonra varılacak bir hedef olduğunu vurguladı. Komünizmin en esaslı özelliklerinden birinin de kendisinden önceki tüm sistemlerin aksine bilgi ve gerçeklerden beslenen eğitilmiş insana gereksinme olduğunu belirten Okuyan, bunun Sovyetler Birliği ve Küba'da sosyalizmin kuruluşu aşamasındaki örneklerini sıraladı. Metal işçileri greve hazırlanırken Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MES ücret teklifini revize etmek üzere önceki gün sendikaları görüşmeye davet etmişti. Sendikalarla yapılan toplantıda MES ücret zammı teklifini %8'den %10'a yükseltti. Grup toplu sözleşmesinde adım adım greve doğru gidilirken patronların sendikası daha önce %6.05 olan ücret zammını %8'e çıkarmıştı. Ancak pazar günü Bursa ve Gebze'de gerçekleştirilen ve grev tarihi de ilan edilen kitlesel katılımlı iki ayrı mitingin ardından patronların yeni teklifi %10 oldu. 130 bin metal emekçisini kapsayan sözleşmenin son haline tepki gösteren metal işçisi patronların ensesinde hesabı, son teklifi "MES akıllanmıyor, yeni ücret teklifi %10 şeklinde sosyal medyadan duyurdu. Grup sözleşmesinde Birleşik Metal İş grev uygulama tarihini 5 Şubat olarak ilan etmiş bulunuyor. Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liselilerin 13-19 Ocak tarihleri arasında ilan ettiği Nazım Haftası hafta sonu yapılan etkinliklerle sona erdi. Hafta boyunca genç komünistler Nazım Hikmet'i okullarında, staj yerlerinde, sokaklarda dizeleriyle yaşattılar. Nazım Hikmet'in komünist kimliği ve yaşamı boyunca verdiği mücadelenin yaygınlaştırıldığı etkinliklerde memleketin pek çok yüzlerce liseli ve üniversitelisi yan yana geldi. Türkiye Komünist Gençliği bir süredir hazırlıklarını yürüttüğü 21. yüzyılda genç olmak başlıklı özel dosyayı 2020'nin ilk ayında yenilenen internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Yazı dizisini tkg.org.tr ve soldan takip edebilirsiniz. Mücadele ve Dayanışmanın Adresi semt evlerinde aydınlanma seminerleri ve etkinlikler devam ediyor. Yarın akşam saat 20'de İstanbul Bahçeli Evler'deki Yayla semt evinde Parti Nedir konulu aydınlanma semineri gerçekleştirilecek. Bu akşam saat 19'da İstanbul Selimiye semt evinde ise yetişkinler için okuma atölyesi kapsamında Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de Bir Öğle Vakti isimli romanının ikinci bölümü tartışılacak. Yine yarın akşam saat 19.30'da Çorlu Ali Paşa semt evinde İrlandalı bir film ekibi tarafından yayına hazırlanan ve Venezuela'da Chavez'e dönük bir darbe girişimine tanıklık eden Devrim Televizyonlardan yayınlanmayacak belgeseli gösterilecek. Etkinliklerimize aydınlanma ve mücadeleyi büyütmek üzere siz de davetlisiniz. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.